Bugünkü konumuz bilim ve teknoloji temasını değerlendirme çalışması. Şiiri bir okuyalım. Ne zaman kopsa fırtına bağrında bulutların, şu paratoneli Franklin Efendi'nin yer bitirir şimşekleri, iyi hissetmemiz için kendimizi, George Jean yazmış. Burada şiir bir bölümden oluşmaktadır, yani bir dörtlükten oluşmaktadır. 1, 2, 3, 4, 5, 5 dizeden meydana gelmiştir. Bir de sözcükleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 sözcükten meydana gelmiş bu şiir. Yani bir dörtlük, 5 dize ve 17 sözcükten oluşmuştur. Şimdi sorularına bir geçelim. İlk 6 soruyu yukarıdaki şiire göre cevaplayınız. 1. Şiire bir başlık vermeniz istense bu ne olurdu? Şiire panatoler başlığını verebiliriz. Çünkü panatolerden bahsetmiş. İki, şiirde hangi teknolojik icattan söz ediliyor? Şiirde paratoner denilen icattan söz ediliyor. Üçüncü sorumuz, şiirde sözü edilen icadın kaşifi kimmiş? Şiirde sözü edilen icadın, yani paratonerin kaşifi Franklin'dir. Dördüncü soru, şiirde sözü edilen icadın insanlık için önemi nedir? Paratonerin önemi, yeryüzüne düşecek yıldırımları kendine çekerek toprağa akmasını sağlar. Böylece yıldırımların insanlara ve binalara zarar vermesini önler. 5. Şiirde geçen isimleri bulup işaretleyiniz. Şiirde geçen isimler fırtına, bulut, paratoner, Franklin, şimşek, zaman ve bağır. Buradaki Franklin özel isim, diğerleri ise tür ismi. Şiir kaç sözcükten oluşmuştur? Şiirin başında saydık. Şiir 17 sözcükten oluşmuştur. 7. soru. Aşağıda verilenleri dikkate alarak bir öykü oluşturup yazınız. Burada dikkat etmeniz gereken yer laboratuvar olacak. Hikayede zaman sabah olacak. Kahramanlar Ali ve Ayşe olacak. Olay ise buluş yapma olacak. Şimdi biz bir tane bununla ilgili bir tane öykü yazdık. Okuyalım. Düğmeli ayakkabı bağı. Ali ve Ayşe bir sabah uyanıp okula gidiyorlardı. Yolda giderken Ali'nin ayakkabısının bağı çözüldü. Ali ayakkabı bağını bir türlü bağlayamadı. Ayşe buna bir çözüm bulmalıyız dedi. Okula gittikten sonra öğretmenden izin alıp laboratuvara gittiler. Laboratuvarda çalışmaya başladılar. Bir süre çalıştıktan sonra düğmeli ayakkabı bağı icat ettiler. Bu düğmeye bastığında ayakkabının bağı kendi kendine bağlanıyordu. Artık Ali ve Ayşe sabah okula gittiğinde bu düğmeye basarak ayakkabı bağlarını rahatça bağlıyorlardı. Böylece hikayemizi yazdık ve okuduk. Burada önce siz yazarken önce dikkat etmeniz gereken önce bir sorun problem olacak ve bu probleme bir çözüm bulurken buna göre bir hikaye yazacağız. 8. yetkinliğimiz aşağıdaki isimleri hecelerine ayırıp tekrar yazınız. Şimdi burada iletişim sözcüğü var. Biz hecelerine ayırırken dikkat edeceğimiz kaç hece olduğunu sesli harflere bakarak buluyorduk. Yani bir sözcükte kaç sesli harf varsa o kadar hece var. Şimdi buna bakalım. İletişim. Asteroid. Bilgisayar. Elektrik. Şimdi burada elektrikte bu trik sanki burada i varmış gibi okuyoruz ama gerçekte orada i olmadığı için yani orada bir sesli harf olmadığı için bu bir hece sayıyor. Çünkü burada bir tane sesli harf var. Burada bazen şaşırıyoruz. Bir sesli harf olduğu için elektrik
sözcüğü 3 hece yani 4 hece değil. Silgi, mektup, bulur, uzay.